كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bak bunlar daha başlangıç ha. Acayip işler var bugün. Allah rızası için iyi dinleyin bakın. Sahabelerden Mutarif bin Abdullah anlatıyor. Bir kere mescide girdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kılıyordu. Ben de yanına durdum. Diyor ki onun namazdayken göğsünün diyor kalbinin diyor fokur fokur kaynadığını duydum. Allah korkusundan diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz kıldığı zaman Allah korkusundan kalbinin diyor fokur fokur kaynadığını duydum. Hazreti Ayşe validemi söylüyor. Medine sokaklarından hissedilir diyor Allah Resulü namazdayken. Biz bugün kalpler ölmüş. Yok. Kalp namaza değil ki. Kalp dolaşıyor. Köye gidiyor, bağa gidiyor, bostana gidiyor, işe gidiyor, arabaya gidiyor, telefona gidiyor. Arkadaşlar bugün acayip meseleler var. Allah rızası için konuşuyorum. İyi dinleyin. Hadis-i şerif. Bakın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Rabbim namazı kullarına farz kıldı. İlk şart vaktinde kılmak. Ezan okunur okunmaz. Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği amel, en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz. Bak kılınan namazıyla vaktinde. Kardeşim ezan mı okundu? Hemen namaz kılacaksın. Hanımlar hemen bulaşı bırakacaksın. Hemen çamaşırı. Ya elin bulaşık. Bana ne kardeşim, ona göre ayarla kendini. İş yerindesin. Kamyon geldi işte, sevkiyat oldu, fatura kesiyorum. Bilmem ne tahsilat var, beni alakadar etmez. Herkes diyecek ki ya Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin neyse ben bu adama bu saatte gidersem bu adam namazdadır. Ben bu adamı göremem. Ben bu adamdan ödeme alamam. Tahsilat alamam. Mal indiremem, mal bindiremem. Bak bu kadar. Nasıl perşembe günleri Kurtlu Havası verken kimse misafir almadı evine? Yalan mı arkadaşlar? Öyle kardeşim. Perşembe günü Türkiye'de hayat dönüyor. Ne var? Kurtlar Vadisi. Kimse kimseye misafire gitmiyor. Kahvelerde herkes Kurtlu Havası. Bak anladın mı mevzuyu? Ben bu adama gidemem kardeşim. Herkes Kurtlu Havası izliyor. Ben de diyorum kardeşim. Bu adamlar diyecek ki ya ben bu adama gidemem. Bu adam şu anda namaz kılıyor. Bu. Bakın. Vaktinde kılmak. Rükûsunu ve secdesini o kişi yaparsa, huşu için olursa Allah Celle Celaluhu o kulunu affetmeyi kendi üzerine bir hak kılıyor. Ben onu affedeceğim diyor. Kendi üzerine bir hak biliyorum diyor ya. Adam gibi namaz kılarsak, vaktinde kılarsak rükû düzgün olacak, secde düzgün olacak. Yavaş yavaş ağır ağır adam kardeşim rükû secde yok. Yok vallahi de yok. Bak namaz sohbeti yapıyoruz. Peşine adam yanımda namaz kılıyor. Pat küt dümdüz gidiyor. Şimdi bazı kardeşler de mesela ne diyor? Ya işte nafile oluyor, acelesi oluyor, sünnet oluyor. Bari farzlara dikkat edin be kardeşim. Bari farzlarda. He şimdi farz dedik de sünnetlerde salmayın kendinizi. O anlamda bu fetva çıkmaz buradan. Çünkü farz namazdan hani sünnetlerden hesaba farz kadar çekilmeyeceğiz. Bir adam sadece farzları kılsa cennete girer mi? Girer. Ama şefaatten mahrum kalır. Ayrı mesele. Bakın hadis-i şerifin devamı. Bakın şimdi arkadaşlar. Allah rızası için dinleyin. Bak. Hadis-i şerifin devamı. Rükû ve secdesini tamamlarsa, güzel bir namaza durdun. Güzel rükû secde yaptın. Tamamlarsa selam verir vermez. O namaz bembeyaz bir şekilde göğe doğru yükselir. Gök kapıları o namaza açılır. Gök kapıları namaza açılır arkadaşlar. Ve bu namazın kabulüne işarettir. O namaz dua eder. Sen beni koruduğun gibi Allah Celle Celaluhu de seni korusun. Namaz kılana dua ediyor. Sen beni korudun ya, sen beni muhafaza ettin ya. Huşu, tadilerken, secde, kavme, celse her şeye dikkat ettin. Allah Celle Celaluhu seni korusun. Namaz dua ediyor ya Allah Allah. Kim de namazını vaktinde kılmazsa. Arkadaşlar hepimizin belası. Bakın Allah için burayı dinleyin. Hepinize söylüyorum. Kim de namazını vaktinde kılmazsa. Birazdan kılarım, sonra kılarım. 10 dakikaya. Hayır, hayır, hayır. Namazını vaktinde kılmazsa, abdestini güzel almazsa, yalap şalap abdest alanlar. Aman ya Rabbel Alemin. Kuru bırakanlar bak. Şurayı 4 parmak geçecek. 4 parmak. Her yeri temizleyeceksin. Farz olanı da, sünnet olanı da adam gibi yapacağız. Parmakların arasını hilalleyeceksin. Ayak parmakların arasını hilalleyeceksin. Aşağıdan doğru şu serçe parmakla tersen hilalleyeceksin. Aşağıdan yukarı doğru hilalleyeceksin. İmam-ı Azam ayak parmaklarını şöyle yukarıdan aşağı doğru hilalliyordu. Bak buraya iyi bak. Yukarıdan aşağı doğru hilalliyordu.
bir kitapta gördü. Edep olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, edep ha, farz sünnet değil, sünnet de değil. Edeben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alttan doğru hilalliyormuş ayak parmaklarını. 20 senelik namazını iade etti. 20 sene ben nasıl bir edebi terk ettim diye. Bugün Müslüman namazı terk etti. Biz neler konuşuyoruz? Kişi namazını vaktinde kılmazsa, abdestini güzel almazsa, huşusuna, taliyakana dikkat etmezse, kıraatini tamamlamazsa, kıraat Allah Allah Allah. Adam öyle bir namaz kılıyor ki, ya bir de sesli okuyor yani. Öyle bir okuyor ki yani bak onu en son teknoloji çeviriye vursan fatal error. Yok böyle bir şey. Ne Fatiha'sı Fatiha, ne Etteryat'ı, ne Sallibar, hiçbir şey yok. Dümdüz. Hadi bakalım. Ne dedik? Kıraatini tamamlamazsa. O namaz. Namaz ya. Kör topal bir halde. Namaz, namaz. Kör topal bir halde göğe yükselir. Birinci kat semanın kapıları ona kapanır. Birinci kat semanın kapıları o namaza kapanır. Ve o namaz kıyamete kadar orada bekler. Ve o namaz mahşer günü o adamın suratına paçavra gibi atılacak. Ve o namaz ona dua edecek. Sen beni berbat ettin. Allah Celle Celle seni berbat etsin. Niye? Namaz mazlum konumunda olur. Zulmettin sen namaza. Sen namaza zulmettin. Ve o namaz diyor ki ya Rabbi bu beni berbat etti. Sen de bunu berbat et. Sen de bunu helak et. Arkadaşlar Allah Celle Celle tertemizdir. Tertemizleri sever. Namazda araya bir şeyler karışmayacak arkadaşlar. Ben baştan söylüyorum. Hiçbir şey karıştırmayacağız. Beni alakadar etmez. Ya işte çok moralim bozuk da beni alakadar etmez o. Moralim bozuksa başta ayet okuduk. İsta'inu bis sabri ve sale. Sabırla ve namazla. Hep başta sabır. Kafada sıkıntın var. Yok hanımla kavga ettik. Kocamla kavga ettik. Beni bağlamaz o iş. Namaza durduğun anda mesela ne diyorlar iş yerinde patronlar? Kardeşim diyor evdeki problemini iş yerine getirme. Sen ne desin? Tamam patron. İşine devam ediyorsun değil mi? Sanki hiç işin evde hanımınla ya da kocanla kavga etmemiş gibi. İşte aynısı namaza geçerli arkadaşlar. Beni alakadar etmez. Allah Celle Celle tertemizdir, tertemizi sever. Bakın, Allah dostları. Ha bak bunu söylüyorum bak ha. Hanımlar da dikkat edecek ha. Bu sohbet sadece erkeklere has değil ha. Bazı hanımlar hiç üstüne almıyor biliyor musun böyle şeyleri? Hani burada erkeklere sohbet yapıyoruz da hanım böyle ah diyor bana ne. Hayır hanımlar da namaz kılıyor kardeşim. Onlara da farz. Onlara da farz. Sadece özel günler hariç. Bütün ömürleri boyunca bütün kadınlarda, erkeklerde ölene kadar namaz kılacak. Ölene kadar. Ha hiç kafası oynamıyorsa böyle hani felçlisi o zaman namaz düşer. O ayrı bir şey. Ha iyileşirse namaza devam. Yapacak bir şey yok mu? Namaz. Ölene kadar namaz. Namaz ölene kadar değil. Ölene kadar. Allah dostlarından biri bak. Namaz kılıyor. Namaz bittikten sonra bitkin böyle perişan belde eve gidiyor. Bakın. Soruyorlar. Ahvalin ne? Diyor ki ya diyor çok korkuyorum. Acaba namazım kabul oldu mu olmadı mı? Uf derde bak. Acaba diyor namazım kabul olmadı mı olmadı onu düşünüyorum diyor. Bizde nasıl? Selam veriyor. Ben bunu gördüm bak ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Takkeyi çıkardı. Adam Hüseyin Bolt'la kapışıyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Bir otur bir otur be kardeşim ya. Ya camiden ilk çıkanı şeytan kapar diyorlar ya. Bizim millet cumada ne yapıyor baba? Ayakkabı tam dibine koyuyor. Dur baba çaktın mı hadi ya şuradan hemen. Farzı kılıp çıp. Niye? Ben kalabalığa gelemiyorum. Mahşerde görürsün kalabalığı.